Ya başlamadan önce 10 Şubat'a kadar sürecek olan harika bir fenek çekilişi başlattık. Yapmanız gereken sadece iki tane şey var. Bir tanesi mutlaka mutlaka kanala abone olmak. İkincisi de açıklama linkindeki Discord'a katılıp, Discord sunucumuza katılıp çekiliş kanalına giriyorsunuz. Çekiliş kanalındaki şu emojiye bakın bir kere tıklıyorsunuz ve bu böyle tıklanmış şekilde 10 Şubat'a kadar kalacak. Eğer şanslıysanız feneki siz kazanacaksınız. Şimdi videoya geçelim. Bugün Rocket League'e gelen yeni güncelleri konuşacağımız kısa video olacak. Haberler ekranına başlayalım. Çünkü burada özet olarak görmüş olacaksınız yeni gelen yeniliklere. E-spor çıkartmaları gelmiş. Yeni ay yılı gelmiş ve Neon Knights müziği beraberinde getiriyor diye bir etkinlik vermiş. Şimdi ilk başta videonun başlığından da oluşan bu etkinliği bir bakalım neymiş. Tamı tamına 100 maç attığınızda size 750 kredi değerinde altın ay gibi bir şey veriyor. Şimdi buradan mücadeleleri görüntülüyorsunuz. Ondan sonra tekrar mücadeleleri görüntüle Neon Knight sekmesinden ve buraya geliyor. Şimdi bir bakalım. Burada işte Heatseeker, Ratchet diye bir mod gelmiş. Buna da bakarız olmadı. Çok kısa hani 1-2 dakika bakıp çıkarız. Bir ver de eşyaları bakalım. Bunları geçiyorum direkt. Böyle gereksiz bir kafalık. Şöyle bir lastik aslında benim feneğe de fena gitmez ama çok öyle ahım şahım bir lastik değil. Okey yani. Burada bir tane marş var. Telif yiyebilirsiniz. Şimdi bunu açmıyorum. Bir tane çıkartma, bir tane böyle başlık kullanılabilir bu arada, güzel çizgi havası var. Bir tane lastik izi, ki lastik izi güzel ve hatta benim arabaya gidebilecek de bir lastik izi. 5 asist kazanıyor, ben bu görevi yaparım. Lastik izini beğendim. Bu ne? Ha, bu çıkartma daha önceden de vardı. Havai fişekli falan, rengarenk. Fena değil ama ben sevmiyorum yani, genel konuşuyorum. Fena değil, kullanılabilir. Burada bir adet boost var. Boost olabilir mi? Beğenildiğiniz mutlaka olacaktır ama ben bilmiyorum. Ortalama yaklaşacağım bu boost'a. Yine öyle çok ağır bir boost değil. 10 çevrim için maç kazanan 20.000 XP verir. Rocket Base kasanları ilgilendiren bir şey bu. Bu da gerçekten güzel bir şey ama en önemlisi 20 çevrim için maç oynuyorsunuz ve size bir adet altın ay veriyor. Altın ay dediğimiz olay da ne? Yılbaşındaki Golden Gift mantının aynısı. 20 çevrim için maç oynuyorsunuz. Size bir tane altın ay veriyor. 100 çevrim için maç oynadığınızda 5 tane altın ay veriyor. Bir de gelin şu altın ayın bir fiyatına bakalım. Şimdi Rocket League Insider'ı açtım. Bir altın ayın fiyatına bakalım. Etkinlik geleli yaklaşık 1-2 gün oldu. Bakın zaten direkt en trend eşyalarda gözüküyor. Şu anda 150-250 kredi ama ben bunu fiyatı sürekli düştüğü için minimum fiyattan baz alacağım. Yani 150'den alacağım. Çünkü siz bunu arkadaşlar 250'ye satmaya kalktığınızda satamayacaksınız. Aklınıza bulunsun. Çok zor bir şey. O yüzden 150'den satsanız bile şu an gayet karlı. Çünkü traderların çoğu 100'den almaya çalışıyor. Ya da iki tanesini 150'den almaya çalışıyor. Aklınıza bulunsun. Siz bunu 150'ye satacaksınız. Peki kaç saatte? Diyelim ki biz 150 kredi çarpı 5 tane altından gelecek. 750 kredi yapıyor. 20 maç atacaksınız, bir altından gelecek. Toplamda 100 maç. 5 dakikadan hesaplıyorum. 5 dakika, 100 maç dedik. 500 dakika diyor. 500 dakikayı da 60'a böldük ve 8,3 saat yapıyor. Yani 8 saatte siz 750 kredi kazanıyorsunuz. Başka bir deyişle de şöyle başka bir değişimi de hemen göstereyim. Öğe mağazasına gireyim. Kredi satın al diyelim. Diyemiyoruz şu an. Bakın 500 kredi 69 lira. Bunu yarısını bölün. 250 kredi yapar. 69 lirayı 70 tane sayalım. Yani 35 lira yapıyor. 35 artı 69 da aşağı yukarı 100-105 lira değerinde bir para yapıyor. Yani 8 saatte 100-105 liralık değerinde kredi kasabiliyorsunuz. Aklınıza bulunsun. Bu en önemli göstereceğim şeydi. Şimdi haberlere tekrar geliyorum. Yeni ay yılı etkinliği geldi. Bunu en son deneyeceğiz. 1-2 dakika deneyip videoyu bitireceğiz. Onun dışında yeni e-spor deplasman çıkartmaları gelmiş. Ama şunu da ufak hatırlatayım. Bu benim için gerçekten çok önemli. Markete girdiğinizde sağ üstten eşya almadan önce içerik destekli kısmına bakın. Hatta bir daha göstereyim. Şuraya küçük harflerle ID Gal yazarsınız.
beni desteklemiş olsunuz. Bu benim için gerçekten çok önemli. Sizden hiçbir şey götürmüyor bu. Yani bir eşya aldığınızda bir komisyon falan kesmiyor. Ama bana sizin harcadığınız kredinin %5'i geliyor. Ben de bu sayede çekilişler yapabiliyorum. Sizlere daha iyi içerik çıkartabiliyorum. Şimdi burada Aftershock paketi, Takumi paketi. Bunları çok hızlı geçiyorum. Hani üstün körü bakayım diye. Year of the Tiger Free Bundle. Aa! Ücretsizmiş lan. Al abi. Al al. Beleş mal baldan tatlıdır abi. Al. Şimdi buraya geldik. Esas olayımız burada. E-spor çıkartma, deplasman çıkartma var. Ben burada çok bilindik takımları göstereceğim. Mesela Kuzey Amerika'da NRG var. Bakalım. Bakın böyle yenilenmiş. Ev sahibi. Bunlar zaten aynıydı. Bir de hop deplasman gelmiş buraya. Bir şey değil mi? NRG gerçekten güzel olmuş. Onun dışında bilindik bir takım G2 olabilir. Face Clan olabilir aynı zamanda. Bakalım. Oo, Adidas falan. Biraz böyle şeyi andırdı bana ama neyse. Bir şeyleri andırdı. Buradan yine güzel bir beyaz. Hepsi beyaz bu arada, merak ettim. Bir de Face Clan'a bakacağım. Face Clan'a bakalım. Aynen, galiba hepsi beyaz. Yanında Nissan yazıyor. Bu da fena değil. Bu arada bunlar galiba alternatif çıkartma. Yani e-spor takımlarının kullandığı bir çıkartma değil diye biliyorum. Ama yorum, bu arada bu var ya, benim arabaya çok güzel gider ya. Yorumlarda bilenleriniz varsa yazarsa sevinirim. Kuzey Amerika'dan bir takım daha bakalım. Vallahi diğer takımı çok iyi bilmiyorum ama kim olabilir? Rogue olabilir belki. Deplasmana bakalım. Eğer bu da beyazsa yok. Bu beyaz değilmiş. Tamam, bir tane beyaz olmayan çıktı. Bir de Avrupa'dan iki tane bilindik takıma bakalım. Şuradan Avrupa diyelim. Ha, bu arada Kuzey Amerika'nın bir de SLZ kısmı varmış. Dur ya, onu atladık. Onları da çok kısa göstereyim. Burada Space Station olabilir. Arsenal'ın takımıydı. Hala Arsenal var mı bilmiyorum. Herhalde vardır. Şöyle. Space Station açıkçası beğenmedim. Kötü olmuş. Geçiyorum Avrupa'ya. Avrupa'da sadece AR'ye bakalım ya. Dignitas var. Endpoint var. Tamam, Dignitas ve Endpoint'e bakalım. Yine beyaz. Yine beyaz sonlarında. Endpoint'e de bakalım. Biliyorsunuz ki benim eski fenek çıkartması, gelin kombinle kullandığım fenek çıkartmasını Endpoint'ten almıştım. Endpoint de aynı. Yani deplasman çıkartmaları hakkında şunu söyleyeyim. Çok özenmemişler. Biraz sanki para sürüşlemek için yapılmış gibi duruyor benim için açıkçası. Çünkü baktığınızda hepsi birbirinin kopyası. Yani bilmiyorum. En azından biraz uğraşsalardı hoş olurdu. Benim yani onun üzerinde bir puan verecek olursam da 3-4 puan veririm. Yani ben almam ama alacak arkadaşlara saygı duyuyorum. Tabii herkesin kendi zevki diyerek şu son olayımıza da girişelim. Bu arada benim mücadelelerde bir şey mi var? Sezonluk mücadelelerde. Ha yok. Ha şurada bir tane varmış. İkinci aşama. Hatta şunları da açalım mı lan? Bir dakika. 4 tane düşme var ya. Bunları da sizlerle beraber bir tanesini açalım ya. Geri kalan şeye kalsın. Kasa açım videosuna kalsın. Bir tane şurada hemen aldığım için açtım. Buradan oyna diyorum şimdi. Servis diyorum. Sınırlı süreli mod. Heatseeker Ricochet diyelim. Ya da Ricochet artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Araştırsın. Maçımızı bulsun. Ben geliyorum. Evet, maçımızı buldu. Çok böyle acayip bir harita geldi. Rumble haritası gibi. Sahanın ortasında birkaç tane sütun var. Kaç tane? 3 tane sütun var. Yok, 2 taneymiş. Ve bu alanda hit seeker oynayacağız. İlk hit yapan kazanıyor. 3. dakikasında çıkacağım oyunun bu arada. Evet, kimse gitmedi. Tamam, onlar gitti. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Videolarımızı izleyenlerin sadece %20'si abone bu kanala. Eğer videolarımı izliyorsanız da beğeniyorsanız da abone olarak bu desteği bana sağlayabilirsiniz. Ve ben de 7000 abone sizlerin sayesinde hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Şimdiden desteklediğiniz için teşekkürler. Abone olanlar da mutlaka zil butonu açsın aşağıdan, videolardan anında haberdar olmak için ve Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Orada bayağı bir aktif, bayağı bir konuşuyorum yani, onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi biraz topa vurmaya çalışalım da benim rakıdıkla nasıl bir FPS düşü var anlamadım. Buna değmedik. Ya bu Heatseeker modunun ayrı bir güzelliği de beklemediğiniz toplarda sizi çok geliştiriyor. Mesela bunun gibi. Çünkü top aniden imeleniyor. Şu anda olduğu gibi. O yüzden de bayağı gelişiyorsunuz. O çarpar. Abi çok sıkıntı bu arada. Tekrar çarptı. Tekrar çarpacak. Çarpmadı. Ay, vuramadım. Bak, oradan çarptığı için kaçırdık.
Neyse, sağlık olsun. Yine vuramadık. Abi çok fena çarpıyor ya ortadaki bunlara. Bir dakikamız dolmuş bile. Ya mod güzel de şu şeyler gerçekten insanı çok yanıltıyor ya, sütunlar. Biz de tabi biraz Rocket League oynamaya kötüleştik. Onun da etkisi var ama olsun. Tamam, ben biraz kaleye duracağım ya. Çok agresif takıldım. Dedik. Evet, acayip bir şekilde top yani. Burada topa değmek gerçekten çok zor ya. Hani burada kesinlikle refleksleriniz gelişir arkadaşlar. Onu pardon diyeyim de. Refleksleriniz kesinlikle gelişir. Çünkü topun hani nereden geleceği hiç belli olmuyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim yani. Baksana abi şu topa. Oradan oraya çarp. Bak oradan bir daha çarptı şimdi. Rakip için acayip zor bir top. Şöyle vuralım bakalım. Acayip hızlı vurduk bu arada. Ona vurur bizimkiler. Helal. Ah yok abi, kestiremiyorsun, bir de çok hızlı. Ay! Böyle dedim, tersten bir gol mü attık? Olmadı ama. Nasıl olmadı? O beyaz oldu. Beyaz en yüksek hıza ulaşmış top demek. Top olduğunu gösteriyor. Top demek ne ya? Acayip bir şey. O girer bu arada. Of, çok fena çarptı. Yalnız 2 dakikamız doldu ama güzel yani, sardı. Neyse çıkalım. Bu modda böyleydi. Yani eğlenceli mi eğlenceli. Tek başınıza sarmadı ama arkadaşlarınızla girebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mod diyerek bu videoyu burada kapatalım. Böyle yenilikleri anlattığım kısa video oldu ama umarım eğlenmişsinizdir. Bu videodan sonra muhtemelen Sideswipe videosu gelecek. Ondan sonra da Elmas'tan Bronz'a serimizin ikinci videosu gelecek ve öyle artık düzenli videoları atmaya başlayacağım. Yani 3-4 günde bir video atacağımı düşünüyorum. Eskiden bir haftada bir atıyordum sınavlarından dolayı diyerek videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Mutlaka dediğim gibi aşağıdan videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırarak kanala abone olup bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Hoşça kalın.